Mutlu akşamlar. Takvimler Mayıs ayının 19'unu gösteriyor. Ben Dilara Aktaş. Ana haber bülteninden sıcak gelişmelerle karşınızdayız. Bayram haberleriyle başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında Arife gününden bayramın son gününe kadar 81 ilin tamamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını duyurdu. Erdoğan gündeme dair önemli açıklamalarda da bulundu. İşte o açıklamalar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arife gününden bayramın son gününe kadar 81 ilin tamamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını duyurdu. Arife gününden bayramın son gününe kadar 23, 24, 25, 26 Mayıs tarihlerinde 81 ilimizin tamamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. İnşallah bayramdan sonra bu tür sınırlamalara ihtiyacımızın olmayacağı bir tabloyla karşılaşacağımıza inanıyorum. Bayramın birinci günü olan 24 Mayıs Pazar günü saat 14 ile 20 saatleri arasında 65 yaş üstü vatandaşlarımız yine sokağa çıkabilecekler. Erdoğan 29 Mayıs Cuma günü öncelikle valilikler ve müftülüklerle ilgili şartları uygun camileri ibadete açtıklarını ifade ederek bu cemaatle namazı tabii ki kurallar içerisinde ifa edeceğiz. Yeni eğitim öğretim yılı Eylül ayında başlayacaktır. Kreşler ve gündüz bakım evleri 15 Haziran'da faaliyete geçecektir ifadelerinin altını çizdi. 29 Mayıs Cuma günü Cuma namazıyla birlikte öncelikle valilikler ve müftülükler tarafından belirlenen şartları uygun camilerden başlayarak camilerimizi ibadete açıyoruz. Bir süre camilerimizde sadece öğlen ve ikindi vakitlerinde cemaatle namaz kılınacak, diğer vakitlerde bireysel ibadet uygulaması sürecektir. Tabii ki bu cemaatle namazı yine kurallar içerisinde ifa edeceğiz. Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı okulların eğitim öğretim yılını sona erdirmeyi kararlaştırdık. Yeni eğitim öğretim yılı önümüzdeki Eylül ayında başlayacaktır. Bakanlığımızın yaz aylarındaki kurs ve benzeri faaliyetleri ise kendi takviminde devam edecek. Kreşler ve gündüz bakım evleri 15 Haziran'da faaliyete geçecek. Çay hasadı ile ilgili de açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlarımız aldıkları izinlerle yarın gece yola çıkabileceklerdir dedi. Çay hasadı için diğer illerden Karadeniz'e gitmek isteyen vatandaşlarımız, İçişleri Bakanlığı'ndan aldıkları izinlerle yarın gece sokağa çıkma sınırlamasının bitişiyle yola çıkabileceklerdir. Koronavirüsle devam ediyoruz. Türkiye'deki koronavirüs salgınında 18 Mayıs'ın tablosu açıklandı. Virüs sebebiyle 31 kişi hayatını kaybederken 1158 yeni vakanın tespit edildiği duyuruldu. Türkiye'deki toplam vaka sayısı 150.593'e, toplam vefat sayısı ise 4.171'e yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki koronavirüs salgınında 18 Mayıs'ın tablosunu açıkladı. 1158 yeni vakanın tespit edildiğini ifade eden Bakan Koca, virüs nedeniyle 31 kişinin ise hayatını kaybettiğini duyurdu. Böylece Türkiye'deki toplam vaka sayısı 150.593'e, toplam vefat sayısı ise 4.171'e yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabından paylaştığı verilere göre dün 25.141 test yapıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşımda yoğun bakıma ve solunum desteğine ihtiyaç duyan hastalarımızın sayısı azalmaya devam ediyor. Vaka sayısı öngörülebilir düzeyde seyrediyor. Koronavirüsün yayılmasına karşı verdiğimiz mücadelede evde kaldığımız günlerin rolü çok büyük. Yarın evde kalalım ifadelerini kullandı. Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 101. yıl dönümü ve 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, tüm vatandaşların Türk bayraklarıyla birlikte saat 19.19'da balkonlarında çıkmaları konusunda çağrıda bulundu. En büyük bayramdır.
kutlu olsun. Bu anda büyük Türk milletinin bir ferdi olarak bu kutlu güne kavuşmanın en derin sevinci ve heyecanı içindeyim. Ne mutlu Türk Cumhuriyeti'ne. Osmanlı İmparatorluğu'nun subayı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk'ün kurtuluş için Samsun'a çıkmasının üzerinden tam 101 yıl geçti. Aziz Atatürk'ün kurtuluş için Anadolu'ya geçtiği gün bugün Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı olarak kutlanıyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 101. yıl dönümünü ve 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı dolayısıyla sosyal mesafeye uyulup maske takılarak anıta çelenk sunuldu. Saat 9.30'da başlayan çelenk sunma programında ilk olarak Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşımız söylendi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç günün anlam ve öneminden bahsetti. Öncelikle Türkiye Cumhuriyeti emsali az rastlanan büyük fedakarlıklarla kurulmuş bir devlettir. Aynı azimle, aynı ruhla şu anda ülkemizde gençlerimiz yetişmekte, vatanına, milletine sahip çıkmakta. 101. yılında Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyoruz. Öte yandan genç, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da kurtuluş mücadelesi için Samsun'a çıkmasının 101. yıl dönümü tüm Türkiye'de coşkuyla kutlanacak. Saat 19.19'da tüm Türkiye balkonlarından İstiklal Marşı'nı okuyacak dedi. Bu akşam inşallah tüm Türkiye saat 19.19'da yani 1919'da İstiklal Marşı'nı coşkulu bir şekilde söyleyecek. Yani bizim dünyaya söyleyecek sözümüz çok. Gençlerimiz her daim bu topraklar üzerinde İstiklal Marşı'mızı ilelebet söyletecektir. Ezanlarımız susmayacaktır. Buna dost, düşman, herkes bunu bilmesi lazım. Biz gençlerimize de güveniyoruz. Onlar gerçekten kendilerini çok iyi donanımlı yetiştiriyorlar. Geleceğe güvenle bakıyoruz. Gelecekten umutluyuz. Geçmişimizden de gururluyuz. Çelenk sunma törenine Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personelleri, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığı, İYİ Parti İl Başkanlığı ve Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanlığı katıldı. İlçeler de hareketliydi bugün. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı kapsamında ilçelerde çelenk törenleri düzenlendi. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı kapsamında ilçelerde çelenk törenleri düzenlendi. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramının 101. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Ünye Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Aydın Kuyumcu tarafından Atatürk Anıtı'nda çelenk sunma töreni düzenlendi. Törende sosyal mesafe kurallarına riayet edildi. Fas'ta Demokrasi Meydanı'nda Fas'ta Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Halil Bekyürek tarafından Atatürk büstüne çelenk bırakıldı. Törene Fas'ta İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü personelleri ve ilçenin siyasi parti temsilcileri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından program sona erdi. Mesudiye ilçesinde düzenlenen törene de Mesudiye Belediye Başkanı İsa Gül, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Feyzan Nur Mehal ve siyasi partilerin temsilcileri katıldı. İkizce Milli Eğitim Müdürü Aykut Fidan da İkizce Kaymakamlığı önünde bulunan Atatürk büstüne çelenk bıraktı.
Öte yandan İkizceli vatandaşlar şanlı Türk bayrağımızın eşliğinde konvoy düzenledi. Konvoya atları ile eşlik eden vatandaşlar da vardı. Kutlamaları bunlarla kalmadı elbette. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Ordu'da karantinada tutulan vatandaşlara 19 Mayıs sürprizi yapıldı. Kadir Gecesi münasebetiyle kandil simidi, 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlaması için Türk bayrağı, ay yıldızı tişört, çocuklara balon ve satranç takımı dağıtıldı. Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Ergin Karlıver Öğrenci Yurdu'nda yurt dışından gelip 14 gün karantinaya alınan misafirlere Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Kadir Gecesi münasebetiyle kandil simidi, 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlaması için Türk bayrağı, ay yıldızlı tişört, çocuklara balon ve santranç takımı Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü çalışanları tarafından takdim edildi. Şu da böyle hediyemi. Şu da Kadir Gecemiz mübarek olsun. Karantinaya alınan vatandaşlar yapılan bütün çalışmalardan memnun olduklarını söyledi ve 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı. Bizi çok güzel bir şekilde ağırladınız. Çok güzel bir şekilde karşıladınız. Ülkemden tekrardan gurur duyuyorum. Yani hiçbir ülkede, hiçbir devlette bu imkanları başka bir insanlara tanıdıklarını hiç zannetmiyorum. Başta Cumhurbaşkanımız, daha sonra bize her konuda yardımcı olan A'dan Z'ye bütün herkese çok teşekkür ediyorum. Devletimize ve milletimize sevgiyle teşekkür ediyorum. Ben memnunum. Allah da sizden memnun olsun. Herkese saygılarımız olan teşekkürler. Bu karantina sürecinde devletimiz bizi buralara getirdi. Sağ olsun bizlere mutlu yer verdiler. Çok memnunuz tabii bu yapılanmadan. Tabii gönül isterdi ki bayramda evimizde olalım ama burası da bir nevi evimiz sayılır. Sonuçta Türkiye'deyiz. Türkiye'de olmak da ayrı bir mutluluk. O yüzden Allah devletimize zeval vermesin. Altınordu'da ırmak kenarında kadın cesedi bulundu. Ceset otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ordu'nun Altınordu ilçesinde ırmak kenarında kadın cesedi bulundu. Melet Irmağı'nda kıyıya yakın bölgede suda hareketsiz yatan bir kadın olduğunu fark edenler durumu 112 acil servis ile polis ekiplerine bildirdi. Bir süre sonra olay yerine gelen ekipler dalgıç yardımlarıyla kadını sudan çıkardı. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde kadının öldüğü tespit edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede cesedin 28 yaşındaki Pınar S'ye ait olduğu ve ailesinin dün kayıp ihbarında bulunduğu öğrenildi. Ceset otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen 5 kişiyi gözaltına aldı. Ordu Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Mahallesi'nde üniversite ve Melet Irmağı arasında kalan 2160 metrelik bölümü sıcak asfalta kavuşturmak için çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, 1358 No'lu sokak olarak bilinen güzergahta yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Ordu Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Mahallesi'nde üniversite ve Melet Irmağı arasında kalan 2160 metrelik bölümü sıcak asfalta kavuşturmak için hummalı bir çalışma yürütüyor. Başkan Doktor Mehmet Hilmi Güler'in üniversite öğrencilerine verdiği sözün ardından programa alınan yolun 1080 metrelik bölümünde sıcak asfalt çalışmalarını tamamlayan Büyükşehir Belediyesi, kalan 1080 metrelik kısımda da kazı dolgu çalışmalarına devam ediyor. Bölge okullar bölgesi, aynı zamanda da üniversite öğrencilerinin bulunduğu, sahranın yapılarının bulunduğu bir bölge. Buraya daha bir üniversite öğrencileri önümü kesmişti, söz vermiştik. Buranın asfaltını yaptık, altyapısını oluşturduk, yağmur sularının döşarjını elde ettik. Say Deresi'ni şimdi DS ile ele alacağız. Burayı ıslah edeceğiz. Burası da çok önemli bir yer. Aynı zamanda işin hijyenik boyutu var, şehircilik boyutu var, trafik boyutu var. Dediğim gibi hem asfaltın söz verdiğimiz gibi sözümüzde durarak bitirdik. Aynı zamanda da altyapısını oluşturarak bu mahallenin rahatlamasını sağladık. Bize de yakışan bu şehircilik anlamında bütün bu modern konseptleri uygulayarak burayı rahatlatmaktı.
daha uygar bir yerleşim merkezi hale getirmekte. Şimdi bunu gerçekleştiriyoruz. Bir yanda yeşil, bir yanda çevre şartlarının oluşturduğu modern uygulamalar ve güzel bir yerleşim bölgesini böylece adım adım uygulamış oluyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, 1358 No'lu Sokak olarak bilinen güzergahta yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Ordu emin ellerde. Biz Ordu'da böyle bir çalışmaları görmemiştik. Ben 15 senelik muhtarım. Ama Hilmi Bey'le beraber ihime sağlandı, hizmetlerle beraber. Projeleri, güzel projeleri var. Hizmetlerin konusunda teşekkür ediyorum mahallem adına. Dün akşam saatlerinde İkizce ilçesi Yoğunoluk Mahallesi'nde edinilen bilgiye göre iki ev ve bir motor cayır cayır yandı. Geçtiğimiz günlerde yine aynı mahallede iki akraba arasında yaşanan silahlı kavgadan kaynaklı olduğu tahmin ediliyor. İkizce ilçesi Yoğunoluk Mahallesi'nde şüpheli bir yangın meydana geldi. Alınan bilgiye göre iki ev ve bir motor alev alev yandı. Geçtiğimiz günlerde Yoğunoluk Mahallesi'nde daha önceden aralarında husumet olduğu öğrenilen iki akraba arasında kavga çıktı. Kavganın büyümesi üzerine taraflardan bazılarının bıçak ve pompalı tüfekli saldırısı sonucu ağır yaralanan Osman Uysal kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kavgaya yaralanan diğer aile fertlerinden Ş. Uysal, İ. Uysal ve Ö. Uysal kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı. Şüpheli olan O. Uysal ise emniyet güçlerinin kısa süreli çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alınmıştı. Dün akşam saatlerinde ise yine İkizce Yoğunoluk Mahallesi'nde iki ev ve bir motor ateşe verildi. Olay yerine itfaiye ekipleri ve ambulans sevk edildi. Yangının iki akraba arasında çıkan silahlı kavgadan kaynaklı olduğu tahmin ediliyor. Olayla ilgili jandarma soruşturma başlattı. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Mele Tırmağı üzerinde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Yapılan projelerden bahseden Başkan Güler, vatandaşların 4 mevsim vakit geçirebileceği bir mekan yapıyoruz şeklinde konuştu. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Mele Tırmağı üzerinde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Ordunun her yerinin ayrı bir güzelliğe sahip olduğunu ifade eden Başkan Güler, Mele Tırmağı üzerinde yapılan çalışmayla burayı turizme kazandıracağız dedi. Burayı çok güzel bir adacık yapmak istiyoruz. Karşısında bir şelale olacak. O şelaleyi iki misli uzatacağız. Yani şuradan görülen kısmı da şelale olacak şekilde uzayacak. Şu bölgeyi de düzenliyoruz, dolduracağız. Mele Tırmağı üzerinde yapılan çalışmaları Genel Sekreter Coşkun Alp ile birlikte inceleyen Başkan Güler, vatandaşların 4 mevsim vakit geçirebileceği bir mekan yapıyoruz dedi. Aynı zamanda bir teras yapacağız oraya. Çok güzel bir oturma alanı olacak. Bölge halkı burada dinlenecek, hem manzarayı seyredecek hem de çok güzel bir mekana kavuşmuş olacaklar. Bunu yapmaya çalışıyoruz. Yoğun bir şekilde arkadaşlarımız 24 saat çalışarak sallama da getirdik. Büyük dev bir sallama. Onunla beraber burası temizleniyor, toparlanıyor ve çok güzel bir teras oluşuyor. Halkımızın yazın aslında 4 mevsim oturacağı güzel bir mekan oluşturuyoruz. Bu girişi başladık. Zaman içerisinde aynı Ordu'yu denizle bütünleştirmek adına önemli kararlar alan Ordu Büyükşehir Belediyesi, Perşembe Belediyesi'nden kiraladığı Şehit Temel Şimşir adlı gemiyi turizme kazandırmak amacıyla bakım ve onarım çalışması yapıyor. Ordu'yu denizle bütünleştirmek adına önemli kararlar alan Ordu Büyükşehir Belediyesi, Perşembe Belediyesi'nden kiraladığı Şehit Temel Şimşir adlı gemiyi turizme kazandırmak amacıyla bakım ve onarım çalışması yapıyor. Hurdaya dönmeye yüz tutmuş geminin motorundan tavanına, elektriğinden mekanik aksanına kadar pek çok yerini rehabilite eden Büyükşehir Belediyesi, aynı zamanda gemiyi daha kullanılabilir hale getirmek için iç dekorasyonu da elden geçiriyor.
deniz turizmine büyük oranda katkı sağlayacak ve Ordulu vatandaşa denizi sevdirecek proje kapsamında gemide, restoran, kafeterya, düğün salonu, çocuk oyun alanı, canlı müzik alanı gibi vatandaşa hitap edecek mekanlar bulunacak. 600 kişilik kapasiteye sahip gemide aynı zamanda toplantılar yapılırken turlar da düzenlenebilecek. Ordu'yu deniziyle barıştırılması anlamında projelerin gerçekleştirildiğini ifade eden Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet İlmi Güler, Ordu yeşili mavisiyle insanların adeta göz zevkine hitap edecek bir şehir. Turizm anlamında da çok fazla çeşitliliğe sahibiz. Fakat bugüne kadar Ordu denizi kullanmaktan çekinmiş ve denizden yararlanamamış durumda. Biz Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak Ordu'yu deniziyle barıştıracak projeleri hayata geçiriyoruz. Bu anlamda uygulayacağımız çalışmalarla her anlamda örnek bir şehir olan Ordu deniziyle örnek olacak dedi. Kiralanan gemide ekiplerin hummalı bir çalışma yürüttüğünü kaydeden Başkan Güler, Karadeniz'e kıyısı olan ordumuzda yazı olsun kışı olsun fazla bir hareketlilik göremiyoruz. Denize hareketlilik kazandırmak ve vatandaşlarımızın da bu hareketliliğe dahil olmasını istiyoruz. Bu anlamda Perşembe Belediye'mizden Şehit Temel Şimşir adlı gemiyi kiraladık. Bu gemide ekiplerimiz hummalı bir çalışma yürütüyor. Adeta hurdaya dönmüş gemide ekiplerimiz bakım onarım yapıyor, iç dekorasyonu dahil elden geçiriyor. Farklı konseptlerle tasarlanan bu gemide restoranından düğün salonuna kadar pek çok mekan yer alacak. Yazıyla kışıyla vatandaşlarımız bu gemiyi rahatlıkla kullanabilecek. Çalışmalar tamamlandığında vatandaşlarımız gemide doyasıya vakit geçirecek şeklinde konuştu. Moritanya deniz sınırında Ordulu balıkçılara ait tekne battı. Alınan bilgiye göre can kaybı yaşanmadı ancak balıkçılar Türkiye'ye dönmek için yardım bekliyor. Moritanya deniz sınırında Ordulu balıkçılara ait Başaran 2 adlı tekne battı. Telaş yapmayın. Kollar! Atlar! Batan gemide can kaybı olmadığı bilgisi alındı. Lan botun üstüne kapaklanacak, oradan yaklaşmayın. Botun üstüne düşecek, oradan yaklaşmayın. Araba gelsin baba ya. Botta adam var, botta. Moritanya'da bulunan Ordulu balıkçılar Türkiye'ye dönmek için yardım bekliyor. Covid-19'dan dolayı endişeli olduklarını söyleyen Ordulu balıkçılar, bayramda evimizde olmak istiyorduk. Virüsten dolayı endişeliyiz. Vatanımızı özledik, sesimizi lütfen duyurun dediler. Bundan da havaydı yok. Ayba kalkar mı kayın? Atlanlar. Adam nasıl yedim? Karadenizli balıkçılar 15 Nisan'da sona eren av sezonunun ardından koronavirüs önlemlerine dikkate alarak ağlarını onarmaya başladı. Balıkçılar sosyal mesafe kuralına uyup maske takarak zarar gören ağlarını imece usulüyle onarıyor. Karadenizli balıkçılar 15 Nisan'da sona eren 2019-2020 av sezonunun ardından yeni tip koronavirüs önlemlerine de dikkat ederek ağlarını onarıyor. Karadeniz'de 1 Eylül 2019'da Vira Bismillah diyerek denize açılan balıkçılar 15 Nisan'da sezonu tamamladı. Ordu'nun Perşembe ilçesinde gırgır teknelerini limanlara demirleyen balıkçılar yeni sezon hazırlıklarına şimdiden başladı. 2019-2020 sezonunu kazasız belasız şükrolsun hayırlısıyla bitirdik. İşin başı önce sağlık, sıhhat, kazasız belasız sezon bitirmek. Devamında tabii ticaret. Çok şükür, çok değil, çok da kötü değil, orta şekerli sezonumuzu bitirdik. Limanda Covid-19 salgınına karşı önlemlerini alan balıkçılar sosyal mesafe kuralına uyup maske takarak zarar gören ağlarını imece usulüyle onarıyor. Çalışma sistemimiz imece usulü çalışıyoruz arkadaşlarla. Mesai saatlerimiz var 8-6 arasında. İşte
Yani başka çalışma alanlarında neyse bizim çalışma saatlerimiz de aynı. Tabii ki devletin vermiş olduğu sosyal mesafeye uymaya çalışıyoruz. Uyuyoruz da, bu zamana kadar bir sıkıntı çıkmadı. İnşallah bundan sonra da çıkmayacak. Balıkçı Osman Küçük sezonun kısmen iyi geçtiğini belirterek koronavirüs salgını nedeniyle sezonu erken bitirdiklerini söyledi. Ağımızın tamiratını yapıyoruz. Ne bileyim yani. Yapılmasa ne olur? Abi yapılmazsa bu balık az tutar. Ağ bakımı olmazsa yani ne bileyim yani bir makinenin bakımı olmazsa çalışmadığı gibi bu ağ da aynı şekilde çalışmaz. O sebepten dolayı biz de bunun burada bakımını yapıyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Ünye'den renkli görüntüler getireceğiz ekranlarınıza. Ünye Su Sporları Kulübü Ünye'li kano sporcuları ile sahilde gösteri yaptı. Ünye sahilinde Türk bayrakları ile dalgalandı. İşte o görüntüler. Ünye Su Sporları Kulübü 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Ünye'li kano sporcuları ile sahilde gösteri yaptı. Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayan sporcular kanoları ile Ünye sahiline renk kattı. Kanoların üzerinde Türk bayraklarını dalgalandıran sporcular vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Su Sporları Gençlik ve Spor Kulübü olarak 19 Mayıs Bayramı'nın kutlamasını yapıyoruz. Her sene yaz aylarında görmeye alışık olduğumuz keneler sıcak havanın etkisiyle birlikte bu yıl daha erken ortaya çıktı. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Doktor İlhan Çetin, içinde bulunulan dönemin zoonoz hastalıklarla uğraşma çağı haline geldiğini vurguladı. Covid-19'da biraz daha yoğunlaştığı için keneyle mücadeleye, Kırım-Kongo'yla mücadeleyi biraz sanki ihmal ettik. Her sene yaz aylarında görmeye alışık olduğumuz keneler sıcak havanın etkisiyle birlikte bu yıl daha erken ortaya çıktı. Yaklaşık 1,5 ay önce ortaya çıkan kenelerin sebep olduğu Kırım-Kongo kanamalı ateşi hastası sayısında da artış yaşanıyor. Ya ben Tokat'ı biliyorum, Erzincan'ı biliyorum, Şebinkarhisar tarafında, Giresun tarafında hem kene popülasyonunda ciddi miktarda bir artış oldu, hem de vaka sayısında da artış olduğunu biliyoruz. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Doktor İlhan Çetin, içinde bulunulan dönemin zoonoz hastalıklarla uğraşma çağı haline geldiğini vurgulayarak, Kırım-Kongolu kanamalı ateşinin yaklaşık 25 yıldır Sivas, Tokat, Erzincan, Yozgat ve Giresun çevrelerinde görülen bir hastalık olduğunu belirtti. Hayvanlardan insana geçen bir hastalık ve çağımız artık zoonozlarla uğraşma çağı haline geldi. Kırım-Kongo kanamalı ateşi yaklaşık 25 yıldır bizim Sivas, Tokat, Erzincan, Yozgat ve Giresun bölgesinde, Yozgat bölgesinde gözüken bir hastalık. Çetin, keneler normalde Nisan sonu ve Mayıs başında ortaya çıkmasına karşın bu yıl 1,5 ay önce görüldüğüne dikkat çekti. Şu anda hem 1,5 ay önce başlamış durumda, hem de geçen yılki aynı dönemdekinin yaklaşık 6-7 kat daha fazla vaka görmeye başladık. Genelde bölgemizde vakaları, Kırım-Kongo kanamalı ateşi vakalarını Nisan sonunda veyahut da Mayıs başında görmeye başladık. Bu sene Mart'ın 14-15'inden itibaren görülmeye başlandı. Çetin, bu yıl başlangıçta olmalarına rağmen hasta sayısında 35'i gördüklerini belirtti. Şöyle söyleyeyim, 2017 yılındaki toplam vaka sayımız 31'di. Geçen seneki 2019 yılında, 2018 yılında 76 idi, 2019 yılında vaka sayımız 122 idi. Şu ana kadar yani en başlangıcındayız daha, biraz önce de söyledim, 35'li rakamları gördük. 2-3 vakamız şu anda şüpheli, onun tahlil sonuçlarını bekliyoruz. Eğer biz mücadele yapmazsak çok ciddi rakamları görebiliriz. Çetin, Kırım-Kongo kanamalı ateşiyle mücadelede en etkin silahın kene popülasyonunu azaltmak olduğunu vurgulayarak şu da
değerlendirmeler de bulundu. Biliyorsunuz bunun da aynı şekilde tedbir var. Bunlardan bir tanesi keneye karşı mücadele etmek, kene popülasyonunu azaltmak. Bununla ilgili işte bir takım ilaç ve kimyasal tedaviler, önlemler alınıyor. Ama kişisel olarak da önlemler çok önemli ve değerli. Özellikle tabiatta bulunurken, hayvanlarla ilgilenirken her an kendisine kene yapışacakmış gibi hareket edip, özellikle alanlarda, otlak alanlarda veyahut da tabiatta gezinirken mutlaka çorapların, pantolonların üzerine çekilmek suretiyle, ki kenelerin %70-80'den fazlası pantolonun paçalarından girmek suretiyle vücuda dağılıyor. Hiyalonma marginatum, işte öyle diyeyim, bu sert kene. Kısa bir aranın ardından tekrar birlikte olacağız. Ramadanlar, temelinde güven var. Ordu'nun Ünye ilçesinde ters çevrilmiş halde duran kara kaplumbağasını fark eden duyarlı bir vatandaş, Doğa Koruma ve Milli Parklar Ünye Şefliği'ne haber verdi. Kara kaplumbağası muayenesi yapıldıktan sonra Ünye Şefi Saygın Yıldırım tarafından Ordu'nun Ünye ilçesi Sahilköy mevkiinde bulunan Çınarsuyu Tabiat Parkı'nda tabiatına uygun alanda tekrar doğayla buluşturuldu. Ordu'nun Ünye ilçesinde duyarlı vatandaş Fulya Cincüre mevkii devlet hastanesi yolunda ters çevrilmiş halde hareketsiz bir şekilde bir kaplumbağa buldu. Fulyacin, Durumu Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Ordu Şube Müdürlüğü Ünye Şefi Saygın Yıldırım'a ihbar etti ve bir kutu içinde muhafaza altına aldı. Duyarlı vatandaşımız karayolu kenarında ters çevrilmiş bir şekilde tosba dediğimiz halk arasında kara kaplumbağasını bulmuş. Yakınlaştıralım. Daha sonra bizleri aradı. Doğa Koruma Milli Parklar Ordu Şube Müdürlüğü'nün. Biz de Doğa Koruma Milli Parklar Ordu Şube Müdürlüğü olarak kara kaplumbağasını koruma altına alıyoruz. Şimdi buradan alıp veterinere götüreceğiz, sağlık kontrolünü yapacağız. Daha sonra uygun bir ortama bırakacağız. Halk dilinde tosba adı verilen kara kaplumbağası olduğu belirlenen kaplumbağa, ilçede hizmet veren özel bir veterinere götürüldü. Karayollarında ölme tehlikesiyle karşı karşıya olan bu kaplumbağayı ters çevrilmiş bir şekilde bulduk ve ne yapacağımızı bilemediğimiz için aldık yanımıza. Sonra bir gün evde baktık, aslında amacımız doğaya geri salmaktı ama sonra belki tekrar başına bir şey gelir diye Doğa Koruma'yı aradı bunu ve şimdi gelip aldılar. Burada kara kaplumbağasının veteriner hekim Kemal Aydın tarafından ilk müdahalesi ve muayenesi yapıldı. Herhangi bir sağlık problemi olmadığı tespit edildi. Evet, yol kenarında bulunan kaplumbağamız, kara kaplumbağamızı dışarıdan muayenesini yapıyoruz. Genelde herhangi bir yaralanması yok çok şükür. Hareketleri gayet normal, rengi normal. Daha sonra tekrardan tırnaklarına bakıyoruz. Onlarda da bir şey yok. Hafif kesebiliriz. Daha sonra kara kaplumbağası Ünye ilçesi Sahilköy mevkiinde bulunan Çınarsuyu Tabiat Parkı'nda habitatına uygun alanda tekrar doğayla buluşturuldu. Bulunan kara kaplumbağamız Çınarsuyu Tabiat Parkı'nda habitatına uygun yere bırakıyoruz. Biz yine elimizden geldiği kadar gözlemleyeceğiz gelip. Tarım ve Orman Bakanlığı su kaynaklarının balıklandırılması projesi kapsamında 63 ilde 766 su kaynağına 5 milyon adet sazan balığı bırakıyor.
Ordu Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen su kaynaklarının balıklandırılması projesi kapsamında 25 bin adet sazan balığı Gaga Gölü'ne bırakıldı. Amacın göl ve göletler balıklandırılarak sportif balık avcılığının geliştirilmesi ve turizme yönelik çalışmalara katkı sağlanarak Türkiye ekonomisine katma değer sağlanması hedefleniyor. Biyoçeşitliliğin korunması ve su ürünleri kaynaklarının gelecek nesile aktarılması için av aracı, balık boyu, av zamanı ve yer yasaklarına uyulması suretiyle balık başta olmak üzere su ürünlerinin en az bir kere üremelerine imkan tanınması büyük bir önem arz ediyor. TV52 ekranlarında Akın Çiçek'in hazırlayıp sunduğu Yeni Gün programında 19 Mayıs Atatürk'ü Anmak Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle bu özel günde Burkay Yorulmaz moderatörlüğünde canlı yayın gerçekleştirildi. 19 Mayıs tarihler 2020'yi gösterdiğinde sizlerle birlikteyiz. Bugün çok özel bir program olacak. Çok farklı bir program olacak. TV52 Genel Koordinatörü Akın Çiçek'in sunduğu Yeni Gün programına Ordu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölümü öğrencisi Burkay Yorulmaz konuk oldu. Akın Çiçek geçtiğimiz günlerde katılmış olduğu derste çocukluk hayali program sunmak olan Burkay'a vermiş olduğu canlı yayın sözünü yerine getirdi. Akın Çiçek'le birlikte Yeni Gün programını sunan Burkay Yorulmaz program sunma hayalini gerçekleştirdi. Çocukluktan beri televizyoncu olmak, yani ekran karşısında izleyiciyle buluşmak, program sunmak, bir şeyler yapmak. Burkay Yorulmaz sunmuş olduğu programda günün anlam ve önemine ilişkin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı. Bugün uyandığımız en özel günlerden birini yaşıyoruz şu anda. Bundan tam 101 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu sabah Samsun'a ayak bastı ve bir milletin makus talihini yeniden belirledi. Aslında o limana yanaşan bir bandırma vapuru değil, aslında Türk milletinin kaderiydi, umuduydu. Gelen Çanakkale kahramanı Gazi Mustafa Kemal Paşa'ydı. Tam 101 yıl önce bugün ondan aldığımız bayrağı, dün de olduğu gibi, bugün de taşıdığımız gibi, yarın da geleceğe emin adımlarla taşıyacağız. Akın Çiçek vermiş olduğu bu sözüne yerine getirmekle kalmadı, bir söz daha verdi. Ki Sayın Hilmi Güler hiçbir zaman gençlerle kendi arasında duvar örmeyen bir başkan. Yani yolda görsün, sokakta görsün, hiçbir şey yapmıyorsa ben tanıştınız inanıyorum. Tanıştınız bu arada. Evet, ben geçen şöyle tanıştınız, seni... derste mi tanıştınız yoksa... Ben orada bir talihsizlik yaşadım ya. Nedir? Yayına mı ben giremedim? Ben internetin acizliğine uğradım. Evet. Bir bilgi yanlışlığı oldu. Ben bulamadım. Saat 5'te bekliyordum ve... Tamam. O zaman sana bir sürpriz daha yapalım. Seni Hilmi Güler'le buluşturalım. Özelde ona şehirle ilgili orada yaşayan üniversite öğrencileri adına gözüne takılan tespitler Sayın Başkan gençlere çok önemsiyor, çocukları çok önemsiyor. Kartal Belediyesi koronavirüs salgınından dolayı devam eden 4 günlük sokağa çıkma yasağına rağmen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkusunu sokaklara taşıdı. Kartal Belediyesi İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile büyükşehir statüsündeki 15 ilde 16 Mayıs'ta başlatılan ve 19 Mayıs gecesine kadar sürecek sokağa çıkma yasağına rağmen vatandaşlara milli bayram heyecanını yaşatmak amacıyla 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkusunu sokaklara taşıdı. Maçlar eşliğinde ilçenin tüm sokaklarında dolaşan anons araçları evlerinde oturan vatandaşlara bayram coşkusu yaşattı. Anons araçlarını gören genç, yaşlı ve çocuk binlerce Kartallı vatandaş pencere ve balkonlara Atatürk posterleri ve Türk bayraklarıyla çıkarak çalan marşlara eşlik etti. Çocuklar inanın, inanın çocuklar, güzel günler göreceğiz.
Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal'ın Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve Cumhuriyet değerlerine her zaman sahip çıkan bir ilçe olduğuna dikkat çekerek, Kartal'da bayram coşkumuzu bu yıl erken başlattık. Sokağa çıkma yasağından dolayı evlerinde olan vatandaşlarımıza, anons araçlarımızla birlikte bayram coşkusunu yaşatıyoruz. İnanıyoruz ki bu zor günleri hep beraber atlatacağız. Kartal'da milli bayramlarımızı kutlamak için meydanlarımızda ve sokaklarımızda tekrar buluşacağız ifadelerini kullandı. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in talimatıyla harekete geçen Kartal Belediyesi, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda koronavirüs pandemisi ve sokağa çıkma yasağı nedeniyle evlerinde kalan Kartallı vatandaşlara unutulmaz bir bayram yaşattı. Kartal Belediyesi günler öncesinden başlayarak kentin sokaklarına taşıdığı 19 Mayıs kutlamalarını görkemli bir finalle gerçekleştirdi. Gün boyunca Kartal'ın sokaklarını turlayan üstü açık otobüs ve bando takımı Vosvos konvoyları ile 19 Mayıs kutlamaları şahane bir görsel şölen sundu. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de hazırlanan etkinliklere katılarak 101 yıllık gururu Kartallı vatandaşlarla birlikte yaşadı. ...12-17 saatleri arasında Kartal'ın 20 mahallesini gezen üstü açık otobüs ve bando takımı 101. yıla özel muhteşem bir konser verdi. Evlerinin balkon ve camlarını Atatürk posterleri ve Türk bayraklarıyla donatan vatandaşlar da çalan marşlara hep bir ağızdan eşlik etti. Gençlik şarkıları ve rengarenk gösterileri sahne olan Kartal'da bayram finali sokakları dolduran Vosvos konvoyları ile yapıldı. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de konvoya üstü açık gezi otobüsüyle katıldı. 919 sarı saçlı mavi gözlü Gazi Mustafa Kemal Atatürk umutsuz bir toplumu işgal edilmiş Anadolu'yu Samsun'a çıkarak arkadaşlarıyla beraber örgütleyerek Türkiye Cumhuriyeti'ni kurdu ve bugünlere kadar gelen bir temel. Bizler de genç yöneticiler bu cumhuriyetin daha ileri noktalara gidebilmeleri için bayrağı daha yukarıya çıkartmak için azimle çalışıyoruz. Sokaklarında Başkan Gökhan Yüksel'i ve konvoy araçlarını gören genç, yaşlı ve çocuk binlerce Kartallı vatandaş milli bayram gururunu doyasıya yaşadı. Milli bayramlarımız bizim kırmızı çizgimiz. Yaklaşık 10 yıldır, 11 yıldır bu meydandan Kartal Meydanı'na doğru on binlerce komşumuzla beraber yürüyüşümüzü gerçekleştiriyorduk, etkinliğimizi gerçekleştiriyorduk. Korona bu yıl buna fırsat vermedi ama bizler temsili olarak bu etkinliği yapıp komşularımızla yan yana olduğumuzu, milli bayramımızı coşkuyla kutladığımızı göstermek istiyoruz. Komşularımız da sağ olsun balkonlarından bizlere eşlik ediyorlar. Tekrar 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum. Herkese sevgiler diliyorum. Bu haberle ana haber bültenimizin sonuna geldik. Bugün 19 Mayıs. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun. Ayrıca bugün Kadir Gecesi. Kadir geceniz de mübarek olsun efendim. Hoşça kalın.